Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Hulk ölümsüzden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu 3 yıldızlısını arenadan yakaladım. Ve şimdi Thanos macerasında bir deneyeceğim. Önce özelliklerinden hızlı bir bahsedeyim. Hulk biliyorsunuz canıyla kumar oynayan bir şampiyon ve kesinlikle ustalıkları açık kullanılmalı. Bende ustalıklar kapalı tabii. Evet. Gene klasik zehir bağışığı var. Hulk'ın bu kez yenileme hızı dış kaynaklar tarafından azaltılamaz veya arttırılamaz diyor. Yani Bay Sinister gibi ama Bay Sinister %0'ın altına düşürülemiyor. Hulk herhalde hiç düşürülemeyecek gibi görünüyor burada. Hulk'ın tüm dövüş boyunca kaybettiği sağlık miktarına dayanan olarak en fazla 490 saldırı puanı kazanır. Ha, klasik Hulk'ın süper yeteneğine sahip yani. Bu yetenek Hulk'ın sağlığının %200 miktarına dayanır diyor. Sonra öfke setleri var. Bu öfke setlerini biriktire biriktire arkadaşlar rakibe fiziksel hasar veriyoruz ve tabii kendi canımızdan da feda ediyoruz. Bu işte Hulk'ın orta çaplı saldırıları, 1-0'lu özel saldırısının ilk darbesi ve 2-0'lu özel saldırısının ilk ve son darbesi öfke seti uyguluyor. Bunları biriktire biriktire bizim canımız azalıyor ve daha fazla hasar veriyoruz. Tabii bu öfke setleri çok çabuk bitiyor. O yüzden hızlı savaşmamız gerekiyor. Tabii rakip özel saldırı atarken bunlar duraklatılıyor. Bu özellik eskiden yoktu galiba, yeni eklenmişti. Evet, burada da hasar verdiği yazıyor bize. Sonra gamma radyasyonlarımız da var. Gamma radyasyonu biriktire biriktire öldükten sonraki canımız, can yenilememizi arttırıyoruz. Evet. Vurulduğunda Hulk'a verilen tüm hasarın %20 kısmı gamma radyasyonu olarak depolanır diyor. Bir zayıflatma etkisi uygulanmış haldeyken Hulk'a verilen tüm hasarın %60 kısmı gamma radyasyonu olarak depolanıyor ve tüm kendisine uyguladığı hasarın %100 kısmı gamma radyasyonu olarak depolandığı yazıyor. Sonra ölümsüzlüğümüz 50 saniye dolum süresi var. Tetiklendiği zaman gamma radyasyonunun maksimum sağlığın %15 kısmını tüketip 8 saniye boyunca ölümü ve engellenemez hale gelmeyi sağlayan bir adet pasif ölümsüzlük kazanıyoruz. 50 saniyelik bir bekleme süresi var. Aktif haldeyken ölümsüz yoluyla önlenen herhangi bir hasar bu durum karşısında eşit miktarda gamma radyasyonu tüketir. Bu durum kendisine uyguladığı hasar için geçerli değildir diyor. Ölümsüzlük süresi dolduğunda tüm gamma radyasyonlarını tüketiyoruz ve yaralanmaz hale geliyoruz. Ve 1 saniye boyunca gamma radyasyonu kadar, yani ne kadar gamma radyasyonumuz varsa o kadar sağlık iyileştiriyoruz pasif yenilemeyle. Ağır saldırılarımız öfke zamanlayıcımızı yeniliyor ve öfke setlerinin miktarını 2 katına çıkartıyor. O yüzden önemlidir. Son darbe her öfke setine karşılık 196 saldırı puanı kazanır diyor. Yani güzel ağır saldırısı var. Özel saldırı 1'i %60 ihtimalle sersemletme uyguluyor. Özel saldırı 2'si %100 ihtimalle 3 saniye sersemletme uyguluyor ve her öfke setine karşılık rakibe bastırma veriyor galiba. Aynen. Bu güç kilidi değil arkadaşlar. Bastırma güç kilidi olarak görünüyor ama aslında bastırma atıyor. Savunma güç oranını azaltıyor %5. Yani siz 10 tane atsanız bundan %50 azaltıyor. 20 tane atsanız %100 azaltır. Ama maksimum 14 diyor. Yani maksimum %70 azaltabiliyoruz. Özel saldırı 3'ü de gamma radyasyonuna sahip %15 kuvvet ilave ediyor. 20 saniye boyunca yenilenme ve yetenek güç oranını en fazla %25 azaltan bir tane korkutma zayıflatıcısı uyguluyor. Sonra süper yeteneğinde de gamma radyasyonu eşiklerine göre özellikler veriyor bize. %25'teyken temel saldırıların sersemletme ihtimali var ama çok düşük bir ihtimal bu. %50'deyken bir sersemletme etkisine bağışıksa rakip bunun yerine zayıflık yiyor. %75'te de korkutma zayıflatıcısı uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, %51 azaltıyor. 41 bende. Şimdi Thanos'un macerasında tek başına bir deneyeceğiz. Thanos'un girişi sahne 3 bu. Dediğim gibi canıyla kumar oynuyor bu. Rakipten çok bizim canımız gidecek başta. Öfke setlerine göre değişir tabi bu. Soldan başlıyorum. Buradaki sıfır yazan yükümüz de bizim gamma radyasyonlarımızı gösteriyor. O savaştan savaşa taşınıyor maceradan. Yani savaştan savaşa, evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Evet, öfke setlerimi biriktiriyorum olabildiğince gördüğünüz gibi. Mesela bir ağır saldırı deneyeyim. 2 katına çıkardı gördüğünüz gibi. Ve hemen rakip özel saldırısını attığı için yenilendi. Şimdi tekrar atacağım ağır saldırıyı ve sonrasını özel saldırıya bağlayayım derken rakip öldü. Fiziksel hasarı çok veriyor gördüğünüz gibi. Bakmadım hiç canına vallahi adamın. Ama özel saldırınızı atarken mutlaka ağır saldırınızı atın ki öfke yükleriniz 2 katına çıksın. Öldüğünüz zaman zaten bunları kullanıyorsunuz. Şimdi bir deneme yapayım ama tabii öfke biriktirmek lazım önce. Geri çekildi yanlışlıkla.
Evet, kaybettik gene. Mesela bir deneyeyim. İşte bu şekilde. Yapınca çok daha hasar verebiliyoruz. Tabii şimdi canları az, çok gösteremiyorum ama 3 yıldızlı canıyla kumar oynayan bir halkı da çok öyle güçlü bir macerada denemek istemedim. Böyle onun eşit olduğu yerleri kullanayım dedim. Evet, 57 gama radyasyonuna ulaştık. İyicene öfke setlerimizi biriktirirsek çok fazla hasar verebiliyoruz dediğim gibi. Evet ama kaybediyoruz. Rakip bloğa kaçtı mı kaybediyoruz öfkelerimizi. Yine aynı şekil yapıyorum. Fiziksel hasarı yanında çok güzel veriyor valla. Tıpkı Kızıl Halk gibi ama tabi Kızıl Halk çok daha farklı. Şimdi dümdüz devam edelim. Bundan sonra da bir de Efsaneler Diyarında öfke yükü basmayı deneyeyim. Bakalım orada nasıl olacak. Orada ölürüz zaten. Sadece bir deneme amaçlı deneyeceğim. 94 gama yükümüz oldu. Evet, bloğa kaçınca hep kaybediyoruz. Biraz daha uzatabilirler bence bu öfke setlerinin zamanlarını. Gerçekten az vuruyor çünkü, yani hemen bitiyor. Evet, 100'e ulaştı gama radyasyonlarımız. Öldüğümüz zaman canımızı çok yenileyeceğiz demek bu. Evet, zaten birazdan canımız iyice azalacak. Bir şey daha var. Halk kendi vuruşlarıyla kendini öldüremez. Rakibin vurması şart ölmesi için, öyle bir şey de var. Evet, şimdi ölümsüzlük aktifleşti ve engellenemeziz. Evet, canımızı yenilemedik mesela. Şimdi burada gamma yüklerimizi kaybederdik yoksa. Şimdi 85 yükümüz var. Gene öleceğiz. Evet, gene kendi kendimi öldürdüm gördüğünüz gibi. Öfke yük setlerini basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi canımızı fullledik ama gama yüklerimiz gitti tabi. Şimdi bunları tekrar biriktirmemiz lazım. Evet, ölümsüzlüğümüz geri döndü. Ölümsüzlüğümüzün savaş esnasında 50 saniyelik dolum süresi var biliyorsunuz. Ama dövüşü bitirirseniz sonraki dövüş için hemen gelir. Yani rahatsınız. Bir dövüşte iki kere ölümsüzlük açmak için ölümsüzlüğümüz dolum süresindeyken beklememiz gerekir. Yoksa ölebiliriz. Şimdi gene gamma radyasyonlarımızı biriktirmemiz lazım. De halk ölümsüzü yeni kullanmaya başladım. Yani bu videoda ilk defa kullanıyorum. Hiç bilmiyor olabilirim kullanma mekanizmasını. Evet, tam 8 yapacağım, atacağım özel saldırımı. Adam blok yapıyor. O yüzden öfke yüklerini kaybediyoruz. Bu böyle olmamalı bence. Öfke yüklerini adam blok yaparken bile bir yerde kurtarabilmemiz lazım. O yüzden ben de buff bekliyorum bu halka. Evet, geldik Thanos'a. Bakalım Thanos'u indirebilecek miyiz tek başına bu halkla? Evet, hafif saldırılarını sersemletme atabiliyor biliyorsunuz. Öfke setlerimiz 10'a çıktı. Şimdi atayım bir L2. Bakın nasıl hasar veriyor fiziksel hasarla. 1027 falan koyuyor. Oh, canımızı da fullledik. 25 öfke setimiz var. Ve adeta parçaladık Thanos'u gördüğünüz gibi. Halk intikamını aldı Thanos'tan gibi bir şey. Böyle rakibi sersemletmeden çıkarmadan öfke setlerini biriktire biriktire çok hasar verebiliyoruz. Bir de Efsaneler Diyarında bir deneyeyim dedim. Şimdi
Yani pek bir şey yapamayacağım orada ama bakayım öfke setlerini nasıl kullanabileceğim orada merak ediyorum. Bir de sınıf dezavantajımız olacak zaten. Pek bir şey yapamayacağız. Evet, rakibin özel saldırılarını kullanması lazım. Bu öfke setlerini atabilmemiz için. Aynı dişi halk gibi. Dişi halkın da hiddetlerini yenilemesi için rakibin özel saldırı atması lazım. Mesela kış askeri bazen hemen atıyor, bazen hiç atmıyor. Biraz efsaneler diyarında göstermek zor o yüzden. Ya burada da tamam kurtardık valla. Bazen geriye kaçıyor kendi kendine. Öfke setlerini ağır saldırıyla yeniliyorum ki daha çok vurabilelim. Evet gene kaçtı. Ama özel saldırı 2 ile çok güzel öfke seti basabiliyoruz. Güzel özel saldırısını kullandı. Gamma radyasyonlarını da basmaya devam ediyoruz. Evet serseme attık gene. Bu kez 10 tane güç kilidi. Yani bastırma aslında o güç kilidi değil. Ve öldük bu arada. Ölümsüzlüğümüz aktifleşti. Engellenemeziz. Evet gene bloğa kaçtı maalesef. Kaybettik öfke yüklerini. Dediğim gibi çok adaletsiz. Orada bloğa kaçtığımı kaybetmemiz öfke yüklerini çok kötü bir şey. O kadar basit bir şekilde gitmemesi lazım onların bence. Evet aslında şimdi burada durmak zorundayım. Ölümsüzlüğümüzün dolum süresinin gelmesi lazım. Yoksa kendimizi öldürürüz. Kış askeri bile 2 attı mı? Yani bir canımız kalsa mesela. Ölümsüzlüğümüz gelse daha rahat dövüşürüz. Amma üstüme geldi bu da. Agresif oynamaya başladı. Evet ölümsüzlüğümüz geldi. Şimdi 1 ile 2 atayım. Ve gene açıldı. Hemen olabildiğince öfke yükü basıp gamma radyasyonuna koymam lazım. Ah kaybettik. Tüh be gamma radyasyonları. Oh bir de L2 yedik. Çok az canımızı doldurduk. Ne iğrenç oynadı kış askeri. Sorun değil. L1'ini attırırız. Hiç de ona temas etmeden oynarız. Mecbur öyle yapacağız. Ölümsüzlük gelene kadar mesela. Evet şu an mesela onun L2'sini getiremem. Bana temas ettiği anda ölürüm çünkü. Ölümsüzlük gelene kadar rahat yok. L1'ini attıracağız sürekli. Evet o her özel saldırısını attığında rahatça kurtarıyorum öfke yüklerimi. Ve bu da gamma radyasyonu basmamı sağlıyor. Evet ölümsüzlüğümüz gelince aktifleşecek. Ve 88 tane biriktirdik gördüğünüz gibi ve ölümsüzlüğümüz geldi. Evet şimdi aktifleşti. Dayak yemeyeceğiz burada ona göre dayak yemememiz lazım. Derken yedik. Acele ettim. Gene acele ettim. Olsun bu kez daha çok can yeniledik. Evet artık bitirelim savaşı. Bakalım öfke yükünü ne kadar çıkartabileceğiz. L2'sini attığımda öleceğim. Evet öldük. Gördüğünüz gibi. Kullanması epey bir riskli gibi geldi bana ama çok da güzel hasar verebiliyor bence. Böyle özel saldırısından full kaçılabilen bir hero ile dövüştüğümüz zaman mesela kış askeri pek uygun değil onun L2'sini biraz bloklamamız gerektiği için oynanabilir bence full özel saldırısından kaçan birini kullandığımızda. Evet halk ölümsüz de bu şekilde arkadaşlar pek tam anlatabildiğimi düşünmüyorum daha yeni denedim bu hero'yu çünkü tam bilmiyor olabilirim her şeyini yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.